Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ağının enerjisinde tarot yorumunda. Kartlarımızı açtım. Burayla ilgili, şu an enerjiyle ilgili yaşadığınız şöyle diyebilirim size. Duygusal anlamda köşeye sıkıştığınız, hayal kırıklığına uğradığınız ve üçüncü kişiler etkeni dolayısıyla aslında kendinizi güçlü hissettiğiniz bir ilişki içindeydiniz. Ve burayla ilgili kendinizi özel hissettiğiniz bir nokta vardı. Ve sonrasında kalp kırıklığı çıkıyor. O güçlü olan tarafınız artık kıpırdanmamaya, hani hareket etmeme, ne yapacağınızı bilmediğiniz bir enerji çıkıyor burada. Burada yüzleştiğiniz şey aslında ihanet olabilir. Üçüncü kişilerin varlığıyla yüzleşmiş olabilirsiniz. Ya da burayla ilgili farklı senaryoları yüzleştiğiniz bir nokta olabilir. Aslında karşı taraf size duygusal ve güzel adımlarla, yani size özel hissettirecek enerjiyle geliyormuş. Ama arkaya baktığımız zaman da tamamen bitik bir enerji var burada. Ve sonrasında bu insan bir anda enerjisini kesiyor sizle. Ve kendi dünyasıyla ilgili, belki üçüncü kişiyle de olabilir burada, hayatıyla, dünyasıyla tekrardan mutlu olma ve şanslı hissettiği bir sürece girmiş. Ya, siz şöyleyken aslında şu noktaya geliyorsunuz. Bakın size ne kadar güzel duygu adımları atıyor ve sonrasında baktığınızda tamamen bitik ve karmaşanın içinde buluyorsunuz. Karşı taraf tamamen arkasını dönüp aslında kendi hayatıyla ilgili yol almaya başladığı bir süreç. Evet, burayla ilgili aslında enerji olarak öfke, bağımlılık ve bırakamama. Bırakmak istiyorsun ama bırakamadığın bir enerji oluşmuş. Belki yakın arkadaşlarınız da olabilir, terapi almış olabilirsiniz, desteklendiğinizi gördüğünüz bir süreç olabilir. Belki burayla karşı tarafla ilgili tartışma, laf, söz, hani tutamadığınız, öfkenizi kustuğunuz derler ya, hani böyle tepki verdiğiniz bir süreç olmuş da olabilir. Ve artık hani bir noktada bıraktığın, iyileşmeye, yenilenmeye çalıştığın bir enerji gözüküyor. Yine de hayalini kurduğun, yani hani yine iyileşsem tamam kabul ediyorum, bitti deseniz bile düşüncenizde aslında acaba mı, yine o hayallerin gelir mi, olur mu, böyle mi olur, ya da hep böyle sorguladığınız aslında kendinizi bu iç dünyanızda, hani üçüncü kişilere etrafınızı söylemiyorsunuz, tamamen bunu içinizde yaşadığınız bir süreç. Şöyle noktası oluyor burayla baktığımda, evet buranın bir gelişi var aslında. Her nereye gittiyse, ne yaptıysa, kendi dünyası olabilir, üçüncü kişi olabilir, o kapıdan artık çıkma enerjisinde. Tekrardan size iletişim, duygularını gösterme, belki yaşadıklarını anlatma. Buranın zor olduğunu biliyor. Çünkü büyük bir olay yaşanmış. Ama her şeye rağmen sanki burayı deneyecek, zorlayacak. Siz nasıl süreç içinde düşüncelerinizde, hayallerinizde yaşadıysanız, bu insan ne kadar çekip gitse de ve her ne olursa olsun, o zaman süreç içinde onun da aklına gelmişsiniz. O da geçmişi, sizinle yaşadığı güzel zamanları düşünmüş. Duygusal anlamda coştuğu bir dönem olmuş size karşı. Şuraya ben kart açacağım.
Bu gittiği yerde ne oldu ki tekrardan her şeyini toplayıp size gelme enerjisinde ve bakarsanız bayağı zorlanacağını biliyor. Burası kolay olmadığını da biliyor ve her şeye rağmen hızlı bir şekilde bir şeyleri toparlama, her ne olursa olsun dediği bir süreç var. Ne olmuş bakalım orayla ilgili? Bakın bitiş kartı geldi. Buranın aslında diğer kişi nasıl diyelim bakalım. Buranın hikayesi aslında evet gitmiş. Bu üçüncü kişi burayla şu an açtığım kartlarda aslında net. Ve bu kişi de sizin varlığınızı biliyor. Gitmek durumundaymış belki. Gitmiş ama orada duramadığını düşünüyor. Çünkü aklında siz varsınız burada. Size karşı dediğim gibi hani siz nasıl düşündüyseniz veya ne yaşandıysa burada aynı düşünceleri ve hayalleri sizin için kurduğu bir enerji var. Ve sizi mutsuz ettiğini biliyor. Bu ayrılık, bu süreçte bunu fark ediyor. Ve kopamadığı bir enerji var sizinle. Üçüncü kişiyle de olamamış. Buradaki olay aslında üçüncü kişi aklınızdaki kişinin düşüncesinde ve dünyasında, hayatında sizin olduğunu biliyor. Burada olsa bile diyor, aklı ve düşüncesi hep orada. Ve duygusal emek verip sizi etkilemeyi düşünen bir enerji var. Anın enerjisinde tarot yorumunda bu çıktı. Yaşanan buradaki tüm negatif enerjilerin şifalanmasına, sizin için en yüksek hayrınıza iyi olan her neyse hayatınıza gelmesine en kolay yoldan diliyorum. Görüşmek üzere, yorumlarda buluşuruz. Hoşça kalın.